Sesi biraz derinden geliyordu. Yorgun tabii. Oradan oraya kaç kapı yaptı küçük hanım. İşim zor. Mayıs'a kadar bekleyeceğiz. Ne yapalım, o iyi olsun, o mutlu olsun. Ben onu beklerim. Kaydettin mi numarayı? Yazma. Araştır bakalım şu numarayı bir. Yani güvenlik şirketiyle bu baz istasyonunun adına istekte bulunmak gerekiyor. Kardeşim, sizi sıkıntıya düşürmüyorum değil mi? Tamam abi. Emniyetten kimsenin ruhu duymadan hallederim ben. Eyvallah. Tamam, ben Pelo'ya geçiyorum. Orada görüşürüz. Tamam abi, ben de geliyorum. Aşkım, benim çıkmam lazım. Kusura bakma. Başka zaman devam ederiz, olur mu? Bu üçüncü yarım bırakışımız. Haklısın. Yarın izleriz. Yarın olmaz. Yarın mağazaya mal geliyor. Sayın var. Unut beni. Tamam o zaman. Daha sonra izleriz, tamam mı? Yapma, sinirliyim zaten. Çiğdem, yapma Allah aşkına yavrum ya. İşim bu benim. İşin. Senin işin Pelin'in evine gitmek. Senin işin arkadaşların gel dedi mi hemen gitmek. Uygur'a gidiyorsun işte. Ya saçmalama Çiğdem. Cinayet çözmeye çalışıyoruz burada. Keyfimden gitmiyorum. Sen bir gün o katillerin peşine gittiğinde bir de bakacaksın ki bu sefer de bir karın yok. Hayatım, hiç dokunmadın yemeğine. Anneciğim, ben toktum zaten. Bir de uçakta biraz midem de kalktı. Hay Allah. Tabii Nilüş de şaşırttı seni şimdi. Hepimizi parmağında oynatıyor deli kız. Evet. Herhalde. Havalar nasıl Roma'da? Güzel. İşleri anlat biraz. Ne? Yanlış bir şey mi söyledim? Yola koymuştur her şey, değil mi Elifciğim? Aslında tam istediklerimi yapamadım. Madem beceremeyecektin, biz bir çözüm yolu bulsaydık. Reddi miras yapmayalım diyen sendin, toplantılara gelmeyen yine sensin. İlk fırsatta soluğu Roma'da aldın. Buradaki iş güç ağır geldi sana, değil mi? Ben keyfimden Roma'ya gitmedim aslında. Ha, öyle mi? Kızlar, ne oluyorsunuz Allah aşkına? Nedir bu haliniz? Anne, bir dakika. Bak, ben elimden geleni yapıyorum. Aa, öyle mi ailenin medarı iftarı? Roma'ya da keyfimden gitmedim, iş için gittim. Ama senin sandığı kadar kolay olmuyor böyle şeyler canım. Aa, anlat da biz de öğrenelim o zaman. Senin olmayabilir ama benim geleceğini düşünmek zorunda olduğum bir oğlum var. Anlıyor musun sen beni? Çünkü sadece senin geleceğini düşünmek zorunda olduğun insanlar var, değil mi? Bırak Allah aşkına. Aslı, lütfen sakin olur musun biraz? Ben gayet iyiyim anne. Dayanılır gibi değilsin, biliyor musun? Müsaadenizle. Elif, gel hayatım, biz seni havalayalım biraz. Yine. Yeter. Ahmet amcayı kaybettiğimizden beri ilk defa böyle yüzünü gülerken görüyorum. Unutmadın inşallah bana verdiğin sözü. Roma'dan dönünce her şeyi anlatacağım demiştin. Bahar, sen çok uzun zamandır babamla çalışıyorsun. Hatta benden bile fazla görüyordun onu. Belki bana yardım edebilirsin diye düşündüm. Elimden ne gelirse yaparım, yeter ki iste. Babamın sakladığı elmasları varmış. Ne kadarlık? 110 milyon. Elif, sen ne diyorsun? Çok büyük bir para bu. Biliyorum. Yani ben hiç böyle bir parayı bir arada görmedim. Ne kadarlık bir elmas böyle bir para eder? Yani
Ya bir kese kadar beyaz elmastır ya da 5-10 tane pembe. Kayıt dışı. Belki sana söylemiştir diye düşündüm. Böyle bir şey bilsem hiç ben sana söylemez miyim? Şirket borç batağında. Bahar, bak sadece sana söyleyeyim. Annem bile bilmiyor. Hiç kimse de bilmeyecek zaten. Hiç merak etme. Bulmasları bulacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Sen sakın canını sıkma. Neler yapmış Elif Roma'da? Daha enteresan şeyler öğrendim ben. Ciddi misin? Ne gibi? Hayatımızı değiştirecek şeyler. Elif Hanım milyon dolarlık elmasların peşinde. E'si? Ömrü billah çalışıp da kazanamayacağımız bir paradan bahsediyorum ben sana. Milyon dolardan bahsediyorsun. Zaten öyle bir para kazanamayız. Niye? Elif'e yardım edersek gayet kazanabiliriz. Elif'in paraya ihtiyacı yok mu? Niye bize versin ki? O vermeyecek. Biz alacağız. Çalacağız yani. Hayır, çalmayacağız. Hem bak, onların bu paraya ihtiyacı bile yok. Ahmet amca onlara daha bir sandık dolusu bırakmıştır, merak etme. Elif de 3 vakte kadar bulur zaten. Bir de bizim halimize bak. Elde yok, avuçta yok. Ailelerimizin durumu ortada. Mesleklerimiz belli. Levent, bak bu bizim tek şansımız. Elimize geçen tek fırsat. Hem zaten içinden 3-5 tane alsak kimsenin ruhu bile duymaz ki. Sen kararını vermişsin Bahar. Verdim. Verdim ama ikimiz için. İkimizin iyiliği için, geleceğimizi düşünüyorum ben. Senin bana ihtiyacın yok ki. Elif senin kankan. Eminim bulunca yerini sana söyleyecektir. Söyleyecektir. Söyler tabii. Elmasları alır, bozdurur. Kardeşleriyle bir güzel paralarını yerler. Sonra Elif bana gelir söyler. Levent. Sen onunla olursan her şeyi ondan önce öğrenebilirsin. Ondan önce öğrenir, elmasları alırsın. Ben? Ben daha kızı bile tanımıyorum. Nasıl olacak o? İşte tam da böyle olacak. Zaten tanısaydın olmazdı. Bak, çok uzun zamandır hayatında kimse yok. Sen beni hiç tanımıyormuşsun gibi onun hayatına gireceksin. Sana karşı koyamaz. Hem koysa bile ben onu kendim kadar iyi tanıyorum. Avucumuzun içine alıveririz. Sen benden ne istediğinin farkında mısın Bahar? Asla olmaz. Unut. Levent! Teşekkürler. Aferin. Aşkım? Hala bir şey söylemedin. Elif'le sevgili olacaksın mı? Saçmalama Bahar. Unut gitsin. Mantıklı bir şey istesen tamam da. Olmaz, yapamam. Hayır, nesi mantıksız? Sevgilim, sonuçta bizim için yapmayacak mısın? Geleceğimiz için. Tamam. Dur ki evet dedim. Nasıl olacak bu iş? Eliflerin şirketi battı batıyor. Ben seni oraya muhteşem finans dehası kurtarıcı olarak sokacağım. Tabii, onlar da hemen atlayacaklar. Aklın alıyor mu senin? Hayır, niye olmasın? CV'm buna müsait. Ya sen bana birazcık güvensene. Sana bayılacaklar diyorum, inan. Elif benim lafımı ikiletmez. Sen yeter ki kabul et. Yeter ki iste. Bak göreceksin, her şey çok güzel olacak. Olmaz dedim Bahar. Sen iyice şaşırdın. Seninle aynı şirkette olacağım. Senin en yakın arkadaşına sarkacağım. Hatta onunla sevgili olacağım. Sen de bizi izleyecek misin? Miden nasıl kaldıracak? Oyun Levent. Oyun, tamam mı? Gerçek değil. Düşüncesi bile çirkin. Artık bu konuyu kapatalım lütfen Bahar.
Ben gerçek bir iş görüşmesine gidiyorum Bahar. Hem belli mi olur? Belki cidden işe alınırım. Bizim de böyle saçma sapan yollara başvurmamıza gerek kalmaz. İyi. Hayırlı olsun.